Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammedun ve ala alihi ve sahabi ecmain. Fütuhât-ı Mekke 8. sefir 50. kısım. Vasıl. Öşür toprağı, Müslümanlara ait toprak demek. Bir zimminin eline geçip zimmi o toprağı ekerse bazı bilginler böyle bir toprağa hiçbir şeyin gerekmediğini söylemiştir. Başka bir ifadeyle bu toprak için ne haraç ve ne de öşür verilir. Numan Ebu Hanife ise şöyle der. Bir zimmi öşür toprağını satın alırsa toprak haraç toprağına dönüşür. Numan bu görüşüyle adeta öşrün Müslümanların toprağının bir hakkı olduğunu, haracın ise zimmilerin toprağının hakkı olduğunu düşünür. Böyle düşünen bir bilginin zimminin toprağının Müslümanın eline geçtiğinde öşür toprağına dönüştüğünü de kabul etmesi gerekir. Meselenin batini yorumu şudur. Aklın zatı ve düşüncesi yönünden nefiste bir hükmü olduğu gibi şeriatın da nefiste bir hükmü ve etkisi vardır. Akıl, nefsi kendisiyle satın aldığı bir kuşku vasıtasıyla şeriatın elinden alabilir. Böyle bir durumda nefs şeriatın suretine övdüğü bir amel işlerse acaba Allah onu kabul eder mi? Fakat bu ameller şeriatın belirlediği yönden değil, şeriat onları övse bile aklın belirlediği bir yönden yapılmıştır. Aramızdan bazı kimseler böyle birinin amelinin kabul edileceğini ve dirleyen değil, müşrik ise sadece dünyada ödüllendirileceğini söylemiştir. Dirleyen olursa ameli kabul edilir ve müminin ödülünden başka bir şekilde ahirette ödüllendirilir. Mümininkinden farklı olmasına gelirsek, çünkü kıyamet günü müminin ameli karşılığında iki ödülü olacaktır. Biri şeriatla amel eden bir mümin olması yönünden aldığı ödül, diğeri ise o amelin güzel bir huy ve iyilik olması yönünden alacağı ödüldür. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye döneminde iyilik yapmış Hizam kabilesinden hakim Müslüman olduğunda şöyle demiştir. Geçmişte yaptığın iyiliklere göre Müslüman oldun. Böylece Allah cahiliye dönemindeki iyilikleri karşılığında onu ödüllendirmiştir. İyilik özü gereği ödülü talep eder. İman onu bitiştiğinde bu nitelik arttığı için ödül de ziyadeleşir. Çünkü onun başka bir hakkı vardır. Öyleyse şeriatın hükmü öşür, aklın hükmü ise haraçtır. Vasıl. Verilen zekat zayi olabilir. Bazı bilginler böyle bir durumda yükümlülüğün kalktığını söylemişken bazı bilginler onu yerine koyuncaya kadar sahibinin borçlu olduğunu ileri sürmüştür. Bazı bilginler ise malından çıkarması mümkün olduktan sonra zekatı maldan çıkarmak ile vacip olduğu ve imkan bulduğu ilk anda zekatı çıkarmayı ayırt etmiştir. Bazı bilginler zekatı ödeme imkanı bulduktan birkaç gün sonra verip zayi olmuşsa ödeneceği vacip olur olmaz ödenmişse ve kaybolma aşırı değilse ödenmeyeceği görüşündedir. Bazı bilginler ise çoğunluğu zayi olmuşsa ödeneceğini söylemiştir ki ben de bu görüşteyim. Zayi olan kısım aşırı değilse verilen zekat kalanı temizler. Bazı bilginler ise kaybolan malın yani zekat değil malın bütününden sayılacağı görüşündedir. Bu durumda yoksullar ve mal sahibi ana maldaki payları ölçüsünde kalan malda ortaktır. Bu durum aralarında ortak malın bir kısmının kaybolduğu iki ortağa benzer. Bu iki ortak geride kalan malda daha önceki ortaklık ölçüsünde ortaktır. Öyleyse bu konuda 5 görüş vardır. Birincisi, zayi olan zekatın genel olarak tazmin edilmeyeceğidir. İkincisi, genel olarak tazmin edileceğidir. Üçüncüsü, zayi olan miktar aşırıysa tazmin edilip böyle olmazsa tazmin edilmeyeceğidir. Dördüncü görüş ise zayi olan miktar aşırı olursa tazmin edilip böyle olmazsa kalan kısmın zekatının verileceğidir. Beşinci görüş ise yoksul ve mal sahibinin kalan malda ortak olmasıdır. Zekat farz olup zekatı verme imkanı bulmadan önce malın bir kısmı kaybolursa bir görüşe göre kalanın zekatı verilir. Bazı bilginler ise yoksul ve mal sahibinin durumunun mallarının bir kısmını kaybeden ortaklara benzediğini ile sürmüştür. Zekat vacip olup zekat verme imkanı olduğunda ve malın bir kısmı kaybolduğunda ise bütün bilginlerin görüş birliğiyle zekat telafi edilir. En iyisini Allah bilir. Zekatın farz olmasının, zekat memurunun bulunması ve bir yılın geçmişi şartına bağlı olduğunu düşünenlere göre Ayaklı hayvanlarda durum farklıdır. Son görüş Malik'in görüşüdür. Vasıl, meselenin batini yorumu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hikmeti ehli olmayanlara vermeyiniz, yoksa hikmete zulmedersiniz. Hikmeti ehlinden de sakınmayınız, yoksa onlara zulüm yapmış olursunuz. Hikmeti infak etmek, onun zekatıdır. Zekatın verilmesi gerekli bir ehli olduğu gibi hikmetin de bir ehli vardır. Hikmeti ehli olduğunu zannettiğin fakat ehli olmayana verdiğinde hiç kuşkusuz hikmet zayi olmuş demektir. Bu durum maldan çıkardıktan sonra zekatın zayi olup sahibine ulaşmayışına benzer. Bu durumda kişi zayi ettiği şeyi ödemelidir. Çünkü o hikmetin kendisinde zayi olacağını öğrenme hususunda ısrarlı davranmayarak ihmalkar davranmıştır. Bu durumda hikmeti yerli yerine koymak için onu bir daha çıkarması gerekir. Bu konuda iki ortağın durumu ise daha önce ifade edildiği gibidir. Çünkü hikmet taşıyıcısı zannıyla hareket ederek ehli olmayana hikmeti verirse onu zayi etmiş sayılır. Hikmetin verildiği insan hikmete ehil değilse onda da hikmet kaybolmuştur. Hikmeti zayi eden böyle bir insan hikmetin hakkının bir kısmını zayi etmiş demektir. Dolayısıyla hikmeti ehil olmayana veren kişinin yitirdiği kısmı telafi etmesi gerekir. Bunu ise kendisine hikmetin zayi olduğu kimsenin durumuna bakarak ona yaraşır bir tarzda konuşmakla yapabilir. Bu sayede hikmete ehil olmayan kişi de hikmet sahibinin yardımıyla ona ehil hale gelir. Söz konusu kişi zayi olan ilk hikmeti eksik anladığı ölçüde diğerinin hakkını da zayi eder. Diğer konulardaki görüş ayrılıklarının durumu da batini yorum bakımından birdir. Öyleyse Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sorulan şeyin cevabını gizleyen kimseyi Allah ateşe koyar hadisinin genel olduğunu kabul eden kişi genel olarak yitirilmiş şeyin telafi edilmeyeceğini düşünür. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hikmeti ehlinden başkasına verip ona zulmetmeyin hadisini benimseyen ise genel olarak tazmini kabul eder. Hikmetin tazmin edilmesi ise soru soran kişiye yaraşır bir şekilde verilmesidir. Gerçekte ise verilen yanıt doğru olmayabilir. Örnek olarak mekanda bulunmak özelliğiyle nitelenmeyen hakkında mekanda bulunmak şeklinde bir cevabı Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Allah nerededir sorusuna cariyenin verdiği göktüdür cevabını onaylamasını verebiliriz. Birinci cevaptan o vakitte o meseleyle ilgili soru sorunun halinin gereği olan cevaba dönen kişi verilen cevabın kalanı temizleyeceğini düşünür. Bu durumda giden ve kaybolan şeyin hükmü üzerinden yıl geçmeden kaybolan malın hükmü gibidir. Bazı bilginlere göre ise soru soranın haline bakılmalıdır. Bu yapılmazsa aşırıya kaçılmış demektir. İnsan soru soranın haline bakıp onun hikmet sahibine olan benzerliği nedeniyle hikmete ehil olduğunu zannederek yanılabilir ve tefrite kaçmaz. Böyle bir insan tefrite kaçarsa telafi eder. Tefrite kaçmazsa tazmin etmez diyen kişiye benzer. Beşinci görüş ise ortaklarla ilgili zikredilmişti. Bilgin, insanları muhtaç olduğu bilgisinin onlar adına kendisine bir emanet olduğuna inanmalıdır. Dolayısıyla bilginin bilgisindeki yetkisi emanetçinin emanetteki hükmü gibidir. Ya da bilgin, bilgesinin insanların kendisindeki bir alacağı olduğuna inanmalıdır. Bu durumda bilgili kişi borçlu insana benzer. Emanet, borç ve kaybolmanın hükmü malumdur. Böylece herkese o tarzlara göre hareket eder. Allah en iyisini bilir. Vasıl, zekat farz olmadan önce ölenin durumu. Bazı bilginler bu durumda zekatın ana malından verileceğini, bazı bilginler ise vasiyet ederse 1/3 bölümünden verileceğini, aksi halde sorumluluğu olmadığını söylemiştir. Böyle düşünenlerin bir kısmı malın 1/3 kısıtlı kalırsa diğer bölümden verileceğini, bazı bilginler ise verilmeyeceği görüşündedir. Vasıl, meselenin batini yorumu. Allah yolunun ehli olan bir adama Allah hakkındaki bilgi verilir. Daha önce bilginin zekatının onu öğretmek olduğunu belirtmiştik. Dürüst ve bilgiye susamış bir mürit gelip bir soru sorarsa, bu soru sorulan konuda bilenin öğretmesinin farz olduğu vakittir. Bu durum, sene şartının ve nisap miktarının tamamlanmasıyla zekatın farz olmasına benzer. Alim, sorulan konuda bildiğini öğretmezse Allah o meseleyi bilenden çekip alır ve o konuyu bilmeyen birine döner. O meselenin cevabını bilgisinin içinde arar. Fakat bulamaz. İşte bu zekat farz olduktan sonra yükümlünün ölümüdür. Çünkü bilgisizlik ölüm demektir. Allah şöyle buyurur: "Ölüyken hayat verdiğimiz kimse ya da bilgiye layık olana öğretmek zorundaki alim, ona değil de bilgiye ehil olmayana öğretir. Bu da hikmete ehil olan kişideki ehliyeti bilmediği için alimin ölümü demektir. Bu bilgisizlik nedeniyle hikmeti ehli olmayana vermiştir." Öncelikle dürüst müride bilgi ihsan edilir. Fakat alim başkasının ona öğrettiğini duymalıdır ya da daha önce bu alimin kendisine öğrettiği kişiden o meseleyi öğrenir. Bu durumda artık kendisini bilmiyor olsa bile söz konusu mesele ilk bilinin mizanında bulunur. İşte bu onun adına ödenir ve ana malından çıkarılır, yani zekattan çıkarılır ifadesinin anlamıdır. Bu alim müride mazeret belirterek hatasını ve günahını itiraf ederse Allah o bilgiyi öğrenmek isteyen kimseye açar. Alimin hatasını itiraf etmesi vasiyet eden kimseye benzer. Zekatın malının 1/3'ünden verilmesine gelirsek hasta malının sadece 1/3'üne sahiptir. Bu durumda zekat adeta sahip olduğu şeye farzdır. Aynı şekilde bu alim de o durumda sadece mazeret belirtebilir. Sahip olmadığı diğer 2/3'lük kısımda da öğretim karşılığında müridin kendisine duyacağı minnettir. Bu olaydan sonra öğretimde ona bir minnet duyulamayacağı gibi o meseleyi unutmuş olacağı için öğretmek veya zekat ona farz değildir. Kısaca böyle bir insan yaptığı hatadan dolayı tövbesini yenileyip Allah ile kendisi arasındaki ilişkide Allah'tan mağfiret dilemelidir. Çünkü Allah tövbe edenleri sever. Vasıl. Sadaka farz olduktan sonra satılan mal hakkındaki görüş ayrılığı. Bazı bilginlere göre böyle bir durumda sadaka memuru zekatı aynı maldan alır ve müşteri malın kıymetini satıcıya öder. Bir grup ise satımın geçersiz olduğu görüşündedir. Bir grup ise müşterinin alışverişi geçerli sayma ya da reddetme özgürlüğüne sahip olduğu görüşündedir. Öşür ise meyveden ya da zekatın farz olduğu tohumdan alınır. İmam Malik zekatın satana farz olduğu görüşündedir ki ben de bu görüşteyim. Vasıl, batını yorum. Allah şöyle buyurur: "Onu tezkiye eden kurtuluşa ermiştir." Kastedilen nefistir. Çünkü Allah nefsi zekatın farz olduğu bir mala dönüştürmüştür. Kula ise nefsinin zekatını vermesi emredilmiştir. Allah müminlerden nefislerini satın almıştır. Bazı müminler zekat kendilerine farz olduktan sonra nefislerini Allah'a satmıştır. Çünkü kul iman ettiğinde nefsinin zekatını vermek zorundadır. Böylece zekat farz olduktan sonra nefsini Allah'a satar. Zekat ya malın kendisindendir ya da aynı mala sahip olanın yükümlülüğündendir. Zekat yükümlünün sorumluluğunda ise satan kişinin zekat vermesi farzdır. Malda ise malı satın alan kişi zekatı ödemek zorundadır. Böylece müşteri zekatı maldan çıkarır ve değeri satana döner. Zekat satana farz ise mal sahibi elinde kalan maldan zekat miktarını verir. Bu durum müritlerinin nefislerine sahip olan bir mürşit şeyhe benzer. Şeyh Allah'a satmazdan önce onların nefislerinden üzerine farz olduğu kadar zekat verir. Çünkü zekat onun nefsine vacip olmuş, yanında bulunan müritlerin nefislerinin zekatı da onun adına bu zekatın yerini almıştır. Bu şey böyle bir durumda alışverişin bozulacağını kabul edenlerden ise zekatını verinceye kadar alışverişine döner. Bu durumda onları Allah'a satar. Müşterinin alışverişi geçerli saymak ya da bozmak hakkını kabul edenlerden ise bu durum Allah'a kalır. Dilerse kabul eder ve zekatını verir. Dilerse onu satana döndürür ve böylece zekatını verir. Vasıl, hibe malın zekatı. Bilginlerin görüş ayrılıklarından biri de hibe malın zekatı hakkındadır. Meselenin yorumu şudur: bağış yapılan kişi serbesttir. Dilerse hibeyi kabul eder. Bu durumda hibede bulunan hakkı bilmiş ve o hakkı sahibine ulaştırmıştır. Kalanı ise elinde tutmuştur. Dilerse zekatın farz olduğu miktarı ödesin diye satana iade eder. Kendisine hibe edilen kimse haktır. Bu nefisten zekat vermesi gerekenler ise kendilerinden cennet istenenlerdir. Acaba bu müminin nefsinden kendileri adına bir hak mıdır, değil midir? 50. kısım tamamlandı. Onu 51. kısım takip edecektir.